Nasreddin Hoca'nın karısı bir gün evde çamaşır yıkıyormuş. Fakat çamaşır çok olduğundan evdeki küçük kazan işe yaramıyormuş. Hocaya seslenmiş. Aman hocam, ne olur gidip komşulardan büyükçe bir kazan isteyiver. Şu çamaşırları kolayca yıkayayım demiş. Hoca çıkmış yola. Varmış komşusuna. Çalmış kapısını. Komşusundan büyükçe bir kazan istemiş. Komşu önce gönüllü olmamasına rağmen sonunda kazanı vermiş. Çamaşırlar yıkanmış, iş bitmiş. Ve hoca kazanı komşusuna geri götürmek için çıkmış yola. Varmış komşusuna. Komşusu kazanı alırken bir de ne görsün? Kazanın içinde bir kazan daha. Hoca efendi bu ne deyince hoca gülümseyerek senin kazan doğurdu. Al güle güle kullan demiş. Komşu bu duruma çok şaşırmış ama bedava kazan sahibi olmak da hoşuna gitmiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Bizim hoca çalmış yine komşusunun kapısını. Ve kazanı tekrar ödünç istemiş. Komşusu sevinerek yine bizim kazan doğurur diye kazanını tekrar ödünç vermiş. Hoca kazanı tekrar almış. Eve doğru gitmiş. Aradan epey bir zaman geçmiş. Ancak ne gelen ne de giden biri varmış. Komşu kazana ne oldu diye merak etmiş. Çıkmış yola. Çalmış hocanın kapısını. Hoca efendi demiş, bunca zaman geçti, hala kazan geri gelmedi demiş. Hoca üzgün bir tavırla, ah komşu hiç sorma, sizin kazan rahmetli oldu. Komşusu şaşırmış, kızgın bir ses tonuyla, ya hoca, kazan hiç ölür mü? İnanmam böyle şeye, inanmam, kazan ölmez. Hoca düşünmüş, taşınmış. Bre adam demiş, sana kazanı geri getirdiğim zaman kazanın doğurduğuna inandın da şimdi öldüğüne mi inanmıyorsun?